kolon kanseri nedir? Belirtilerinden dizyenlerimize biraz bahsedebilir miyiz? Ve tedavi yöntemleri. Ve bu, bununla birlikte kanserden korunma yöntemleri nelerdir? Ee, bu soruda 3 tane soru, dört tane soru var. Birinci sorumuz kolon kanseri nedir? Aslında belirttiğimiz üzere kanser çıktığı doku ya da organ hangisi ise onu, da, onu oluşturan hücrelerde anormal bir şekilde büyümesi yani doku vücuda rağmen oradaki normal e, kontrollere rağmen o kontrol mekanizmalarından kaçarak istenmeyen oluşumların oluşmasıdır. Kolon kanseri de vücutta bağırsağın son kısmında kalın bağırsak deriz. Tıp ben de kolon deriz. Onun için artık aslında halk arasında da kolon deyince pek çok kişinin kolon eşittir kalın bağırsak olduğunu bildiğini görmekteyiz. Yani kalın bağırsağın kanserine kolon kanseri denir. Kolon, kolon kanserlerinin belirtileri nelerdir? Kolon kanseri bağırsağın son kısmını oluşturur. Yani gaytanın en şekillendiği artık dışarıya çıkması gerektiği bölüm oluşturur. Onun için de özellikle bağırsağın, yani kalın bağırsağın e Proksimal dediğimiz ince bağırsakla bağlantılı kısmı bir de distal dediğimiz makata yakın kısmı vardır. Nereden çıktığına göre proksimaldekiler daha çok kansızlık yapar. Çünkü tümör bağırsağın içini tıkayıcı etki yapmadan önce kan kayıplarına neden olur. Dışarı ekspansil büyür. Onun için de sağ kolon tümörü daha çok halsizlikle gelme, anemi bulgularıyla gelme eğilimindedir. Ama sol kolon yani makata yakın olan kısımlar, daha çok e, tümörlerin yapısı gereği e, lumen dediğimiz barsan içine doğru büyüme e, kabiliyeti daha fazla olduğu için dışkının geçişine izin vermez ve kabızlıkla gelme ihtimalleri daha fazladır. Ama bazen de m, kanlı ishal yani geçişe izin verir ya da e, zaman zaman geçiş bulur ve ishal şekline dönüşür. İshallerle gelebilir. Ama sık gördüğümüz kabızlıktır. Makatta ee, ağrı olabilir, karın ağrısı olabilir, dışkıda kan görmek yine e, sık görülen bulgular arasındadır. En sık görülen şikayetler genellikle böyledir. Ama daha ilerlemiş aşamalarda ise yani kabızlık var, tetkik edilmedi, tetkik gecikti, ee, bu hastalarda daha çok yine tam tıkanıklık olur ve bulantı, kusma, karın ağrısı gibi daha ciddi şikayetlerle gelebilir. Ee, yine karaciğeri sıçradığında sağ üst kadran ağrısı dediğimiz karının sağ üst tarafında ağrılarla gelebilir. Yani sıçradığı yere göre de yine değişik şikayetlerle gelebilir. Tedavisini yine sorduğumuzda kolon kanserinin yine erken evrelerde cerrahi çıkarılması önemlidir. Radyoterapi sadece bağırsağın son kısmında devreye girer. Genellikle rektum dışındaki bağırsak lokalizasyonlarında radyoterapinin erken evrede yeri yoktur. Medikal onkolog olarak medikal onkolojinin yeri ise evre 2'den itibaren tüm kolon segmentlerinde e, sonrası mutlaka değerlendirmeye almak gerekir. Evre 2'nin bir kısmına veririz, bir kısmına vermeyiz. Ama evre 3'te mutlaka hastalar amiyaz sonrası genellikle 3 ile 6 ay e, koruyucu tedaviler alır bizim tarafımızdan. E, evde 4 hastaların yine tedavisi e, başta biz olmak üzere çeşitli e, disiplinler ile e, kombine şekilde tedavi edilir.